2015 sefer sayılı Minas Bodrum uçağı yolcu alımına hazırdır. Efendim ablaların bir tanesi. Emret. Ne yaptın ablacığım? Bak biz gelin almaya geldik şimdi. Sen ne alemdesin? Düğün alayının ortasında sana bu telefonu açtıran annemse bir kere, sadıcımsa iki kere öpüşür. İkisi birden yanında ha. Ah benim ablam, kıyamam sana. Hala ya mikrop, hala mikrop bu. Evladım, bak ortağın evleniyor. Neredesin sen? Anneciğim. Alo, ablacığım bana bak. Senin bu ortağın denen damat da benim yanımda. Bence sen hızlıca... Bana bak lan. Bir kanat tak buraya uç yoksa var ya ağzını burnunu kırarım ha. Sen beni çok mu özledin ya Sadıç? Ha ne demezsin. Hasretimden geberdim. Oğlum sen beni madem Sadıcımsın niye yanında değilsin? Oğlum Japonlarla olan işi bağladım işte. Ne yapsaydım Sadıcımın düğününe elim boş mu gelseydim? Alırım bir aligatoru. O ne lan? Japonca teşekkür ediyorum. Demek. Ha, o zaman sana bir arigato. Hey arigato, yetişebilecek miyim oğlum? Alo Sadıç, duyuyor musun? Alo, oğlum duyuyor musun? Alo, Yediz. Ha, buradayım, buradayım, buradayım. Oğlum bak kesin yetişebileceksin değil mi? Bak sen siz düğün yapmam bana göre. Yok yok, aşk olsun ya. Yıllarca sırt sırta verdik. Bu sırtı benden başkası yumruklayamaz. Ve subhanallah. Haydi haydi bırak zevzemi atla bir uçağa gel haydi. Buyurun iyi uçuşlar. Laf sana geliyor ya. Bir ara sana doğrayacağım sadece. Maşallah. Çok tatlı. Kardeşiniz değil mi? O benim kızım. Aa yok. Hayatta inanmam. Yok yok. Genç yaşta anne oldum. Birlikte büyüdük işte. Oh, çok güzel. Çok güzel. Babası? O da sizinle birlikte büyüyor mu? Yok. Onunla büyüyünce ayrıldık. Hayırlı olsun. Hayırlısı olmuş. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Çok zor. Bir başına. Yediz ben. Bu arada. Memnun oldum. Nare bende. Nare. Muğla semalarında bir nare daha. Vay canına. Anlamadım. Ya şey, nare çok sık duyulan bir isim değil ya. Ya bizim oralarda da bir destan var. O destanın kahramanının adı da nare. Sefir'in kızı nare. Nasıl? Ya işte kız, Sefir'in kızı. Oğlan gariban bir yarıcının oğlu. Ya bunların sevdaları çok eski değil ama türküleri bile var. Yoksa sen o efsanedeki kız mısın? Yok artık. Daha neler. Ama ne? Bence de daha neler. Çünkü rivayete göre kız ya denize düşmüş balık olmuş ya göğe uçmuş kuş olmuş. Nasıl yani? Kimse kıza ne olduğunu bilmiyor. Ya çok sevmişler birbirlerini. Çok hasretlik çekmişler. Sonunda kızı olana kaçmış. Ama tam muratlarına erecekleri gece kız ortadan kaybolmuş. Bir daha kızı ne gören ne de duyan olmuş.
Ne olmuş ki kıza? Bilen yok. Kimi diyor denize düştü öldü. Kimi diyor Sefir'in kızı ya bindi bir uçağa gitti Avrupa'ya. Bir de bizim oralarda kavruk var meczup. Ona sorarsan ben gördüm ya alıcı kuş oldu uçuveriyordu diyor. Efsane işte ya. Kız kuş olup uçarsa o sevdada dillere dolanır destan olur. Üzerine türküler yakılır. Bizim gibi romantikler de anlatır, babam anlatır. Sen uçaktaki Nare, gerçekçi misin, romantik misin? Bilmem. Test yapalım. Test yapalım. Sence hangisi? Ne bence hangisi? Ya adaşın işte ya. Sefer'in kızı Nare. Uçağa binip kaçtı mı? Yoksa alaca kuş olup uçtu mu? Bilmem. Belki ne kaçmıştır ne uçmuştur. Belki de yere çakılmıştır. Amma yaptın ya. Amma yaptın ya. Ben sana gerçekçi misin, romantik misin diye soruyorum. Sen dram kraliçesiymişsin. De yere çaktın öldürdün kızı ya. Ne oldu şimdi canım efsane? Sevdalılardan biri ölürse destan olur. Yaşarsa. Hı. Yaşarsa? Yaşarsa. Yalan olur. Bagajlar şimdi gelmeye başladı. Benim bagajım yok. Bir yere de yetişmem lazım ama gidemedim. Niye? Sizi belki gideceğiniz yere bırakırım diye. Sağ olun, gerek yok. Ben bir araba kiralamıştım zaten. Ha. Peki. Size bir şey sorabilir miyim? Lütfen. Lütfen. Hani herkes bir şey söylüyor demiştiniz ya bu anlattığınız şeyde, efsanede. Hı hı. Kimisi Sefer'in kızı kaçtı, kimisi uçtu diyormuş. Hı hı. Yarıcının oğlu. O ne diyor biliyor musunuz? Sancar mı? Bir şey demez. Susar. Bir adam da bir mevzuya sustu mu sorulmaz. Niye sorulmaz? Susan adamın bıçağı burada olur Benare. Her gün deşer durur göğsünü. O yaraya da tuz basmak olmaz. Ama ben biliyorum. Sancar Sefer'in kızının ne öldüğüne ne uçtuğuna inanıyor. Onu terk edip Avrupa'ya gittiğine inanıyor. Nereden biliyorsunuz? Yani neye inandığını nereden biliyorsunuz? Yani hikayenin kahramanı Sancar benim hem ortağım hem de sadıcım. 8 yıldır yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmez. Ben bilmeyeceğim de kim bilecek? Peki. Memnun oldum. Sizi daha fazla tutmayayım. Bir soru da ben sorayım. Uçaktayken sevdalılardan biri ölürse destan olur. Yaşarsa yalan olur dedin. Ne demek istedin? Bir şey demek istemedim. Hani kimse kıza ne olduğunu bilmiyormuş ya. Benim artık kızıma bakmam lazım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben de. Ana Gediz abi geldi lan.
Bir düğünde damattan daha çok beklenen bir adam anca gidiz ışıklı olabilir. He? İyi maşallah benim efeme be. Nerede kaldın lan sen? Sen ne zaman yarı yolda buldun lan? Ulan sen var ya sevilmesen var ya çekecek dertliysin ha. Sen ne sana boş mu? Yürü. Ahali hadi bakalım herkes yerlerine. Damat da geldi, şahit de burada. Düğün başlasın başkanım. Ey aslanım benim. Yenge, hayırlı olsun. Hayırını gör. Hadi alkış. Başkanı olduğum Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne müracaat ettiniz. Evlenme isteğinizi bir kere de şahitler ve konukların önünde beyan etmenizi istiyorum. Siz Tevfik kızı Menekşe Yılmaz, hiç kimsenin tesiri altında kalmadan Kerimoğlu Sancar Efeoğlu'nu eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Sen Kerimoğlu Sancar Efeoğlu, hiç kimsenin tesiri altında kalmadan Tevfik kızı Menekşe Yılmaz'ı eş olarak kabul ediyor musun? Siz de şahit misiniz? Şahidiz. Ben de Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sizleri birbirinize eş ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Senden uzakta hep bir şeyler eksik. Gönlümde derman yok. İnan bir nefeslik. Ne bir avuntu ne de bir azimit. Ne yaptın bana? Gelin hanıma takdim edeyim. İçimde bir şey acıyor sen gelince aklıma. Aslan, aslan. Senden uzakta hep bir şeyler eksik. Gönlümde derman yok. İnan bir nefeslik. Ne bir ne de bir azimit. Ne yaptın bana? Nedir bu sessizlik? İçimde bir şey acıyor sen gelince aklıma. Kızanla! Çalın bir Kerimoğlu. Kerim Efe'nin oğulları sadıçlarıyla zeybek oynayacak.
Bu koca darlağın sahibi kimdir? Erimiz. Yiğidi kimdir? Efemiz. Yiğit kime derler? Sözünün erine. Efesiyle can verene. Korkak kime derler? Sözünden dönüp aman dileyene. Sözünde durmayan bacının öz kızanı olsun mu? Olsun. Şu dualı yatağın böğrüne batsın mı? Batsın. Doğru söylediğinize nasuh tövbesi olsun mu? Olsun. Haydi bu refüle. Allah be. Alıcı kuş. Nare bu nare. Sana. Kızını getirdim Sancar Efendi. Thank you.
Sefir'in kızı mı? Meğer Destan can vermemiş, can bulmuş. Yavrulamış lan, yavrulamış. Vay anasını. Nare o nareymiş. Nare. O nareymiş. Dokunma, dokunma anneciğim, dokunma, dokunma. Kalamam ben burada, kalamam. Kalamam sende ama kalamam. Uyuyamayız burada, hadi gel. Yürü, yürü. Nerede yatacağız? Arabayı bir yere çekir, orada yatarız. Mümkün değil. İki genç hanımın arabada uyumasına izin veremem. Merhaba. Gediz ben. Uçakta tanışamamıştık. Gediz Bey. Siz... nasıl... Sizi takip ettim. Hadi eve gidelim. Annem beni orada azarlasın. Sizi o mu gönderdi? O gönderdi demek isterdim ama düşünemedi. Düşünemiyordur da zaten şimdi. Müsaade edin onun yerine ben düşüneyim. Sizi rahat bir eve, sıcak bir yatağa götüreyim, olur mu? Yalnızsanız olmaz malum. Ama eşiniz falan varsa... Bir eşim yok. Ama namusunuzu koruyacak bir annem, bir de ablam var. Yeter mi? Eğer yetmezse bizim otellerden birine de yerleştirebilirim sizi. Böylece aklım sizde kalmaz. Ev olur. Gidelim.